Selamlar herkese. Hollanda hakkında video çekmem konusunda çok sık talepler gelmeye başladı. Abi oraya nasıl taşınıyorsun? Nasıl iş buluyorsun? Hayat nasıl? Karşılaştırır mısın? Anlatır mısın? Bu gibi talepler üzerine çok spesifik videolar çekmeyi planlıyorum. Fakat bundan önce çok uzun süredir aklımda olan bu videoyu çekmek istedim. Başlık birazcık çarpıcı durabilir, mallıklar olarak nitelendirdim. Fakat kitabın kapağını seçmek size kalacak bu videodan sonra. Ben ise sadece kitabın içeriğini anlatacağım size. Bu yaptığım şeyleri sakarlıklar, hatalar, aptallıklar gibi de nitelendirebilirsiniz. Tamamen size kalmış. Hadi kitabın içeriğinden başlayalım. Birinci madde, kredi kartları üzerine yaptığım bir hatayla ilgili. Birazcık bilgi vereyim öncelikle. Hollanda'ya taşındığımda İş yerim aracılığıyla direkt bir bankaya gittik. Bana bir banka hesabı açtılar ve maaşım otomatik olarak bu banka hesabına yatmaya başladı. Elbette bana bir adet de banka kartı, debit kart verdiler ve Hollanda'daki tüm işlemlerimi neredeyse bu kart ile yapabiliyordum. Nakit yerine geçiyor diyebiliriz. Markete gittiğimde, alışveriş tamamladığımda okutarak hemen debit kartımı, banka kartımı, işlemimi tamamlıyorum. İnternette de aynı şekilde. Ve uçak biletlerimi de seyahat ederken bu kartla alıyordum. Fakat bazı hava yollarında eğer Hollanda firması değilse ya da bana uygun ödeme opsiyonunu sunmuyorsa banka kartım yeterli olmuyordu ve bir kredi kartına ihtiyaç duyuyordum. Bir süre Türkiye'deki kredi kartlarımı kullanmaya devam ettim. Fakat oradaki param tükenince karar verdim ki burada Hollanda'da da bir adet kredi kartına ihtiyacım var. Bir adet kredi kartı açtırmalıyım kendime. Hemen gittim bankaya. Daha doğrusu online yaptım. Kredi kartımı çıkarttım. Şimdi aptallığıma gelelim. Nereden çıktıysa şöyle bir fikir geldi aklıma. Abone olduğum hizmetleri hadi bu kredi kartına geçireyim. Neden Türkiye'deki bankalarımla ödüyorum? Zaten orada param da kalmadı dedim. Ve şöyle bir sistem var. Abonelik üzerinden çalışan ürünlerin bazıları yaşadığınız ülkeye veya çıkarttığınız kartın bulunduğu bankasının bulunduğu ülkeye göre abonelik ücretlerinde, tarifelerinde değişiklik gösterebilirler. Herkes, global bir şirket her ülkeye aynı paket için aynı fiyatı sunmuyor. Mesela işte Hollanda ile Euro ile kazanan bir asgari ücretle Türkiye'yi kıyasladığınızda büyük ölçüde para biriminden dolayı büyük bir alım gücü farkı var. Yani mesela Dropbox üyeliğim var benim. Bu örnek üzerinden gideceğim. İşte 10 euro fiyat çakarken, fiyatlandırırken Hollanda'da 10 euro Türkiye'de fiyatlandıramaz. Çünkü alım gücü farkı var. O yüzden Türkiye'de bir kredi kartıyla alıyorsanız daha düşük bir fiyat ödüyorsunuz aynı paketi. Benim de bir Dropbox üyeliğim vardı. Bütün seyahat videolarım, fotoğraflarım burada depoluyordum. Yüzlerce gigabaytlık depom vardı, fotoğraflarım vardı. Ve dedim ki işte Türk kredi kartıyla ödemeyeyim, Hollanda'daki kredi kartımı gireyim sisteme. Sisteme girdikten sonra bir ay geçti ve ilk aylık faturam geldi. Türk kredi kartımla 35 TL ödüyordum aylık paketime. Aynı paket, sadece kartı değiştirdim. Fatura bir geldi, 10 euro çekmişler. Sonra siteye girdim, incelemeye başladım. Yani 35 TL'ydi, yaklaşık şu anda euro ne kadar bilmiyorum, 95 TL'ye neredeyse 3 katına çıktı ödediğim miktar. Ve o ülkenin kredi kartını girdiğim için o tarifeye geçiş yapmış ve hiçbir şekilde geriye alamadım bunu. Yine Türk kartımı girmeye çalıştım fakat olmadı. Artık neredeyse 3 katı ödeyeceğim önümüzdeki yıllar boyunca ve bir yılda bu yaklaşık 70-80 euroya, 90 euroya denk geliyor belki. Bu yaptığım ufak bir hata. En azından dersimi çıkardım ve diğer bütün abone olduğum hizmetleri de geçirmeyi planlıyordum. İyi ki yapmamışım hepsini aynı anda ve durdurdum. Böyle bir 80 euroluk, 90 euroluk yıllık bir hataya adım attım birkaç klikle sadece. Ufak bir bilgi daha vereyim bu konuda, bilgilendirme açısından. Böyle bir yandan yaptığım aptallıkları anlatırken bir yandan da Hollanda ya da yurt dışı konusunda bilgilendirme de sunsun bu video. Mesela Steam üzerinden ben bilgisayar oyunu da alıyorum çok sık. Çok fazla bilgisayar oyunu oynuyorum belki de. Ve bunu da Türk kredi kartıyla alıyordum. Halen almaya devam ediyorum ve halen bana Türkiye fiyatlandırmasını sunuyorlar Hollanda'da yaşamama rağmen. O yüzden yani bir oyunu burada yurt dışında Hollanda'da alanlara kıyasla 4'te 1, 5'te 1 fiyatına satın alabiliyorum. Böyle güzellikleri de var bu işin. Mesela Amerika'ya taşınan bir arkadaşım gidip orada da kredi kartını girmiş Amerikan. Ve dolarla satın alıyor artık. Benim 4-5 katıma satın alıyor oyunları. Muhtemelen VPN vesaire kullanarak geri döndürebilirsiniz. Çakallıklar yapabilirsiniz ama çok legal olmayacak şekilde şeylere bulaşmak istemedim. Ama şu anda
bütün ödemelerimi, böyle abonelik sunan şeylerimi Türk kredi kartlarımda tutuyorum. Bu da size ufak bir bilgi, çakallık olsun. Diğer maddeler çok daha kısa. İkinci maddeye gelelim. Utrecht'e taşındığımda, 1-2 hafta önce taşındım bu şehre. Google Maps'i açtım ve koşu yapabileceğim, dışarı çıkıp spor yapabileceğim bir park aramaya başladım. Evimin hemen 2 dakika yakınında, çok yakın bir mesafede bir adet yeşil alan gördüm Google Maps'te. Tamam, burasıdır, burada koşarım dedim. Kulaklığımı taktım, müziği sonuna kadar açtım, gittim parka, koşmaya başladım. Bir süre sonra insanların bana çok garip garip baktığını fark ettim. Anlamlandıramadım, yani hiç mi koşan insan görmediniz düşüncelerine girmeye başladım. Yarım turu tamamladıktan sonra parkta, oranın park olmadığını fark ettim. Orası mezarlıkmış arkadaşlar. Güldüğüme bakmayın, çok utandım gittiğimde. Koşarken böyle mezar taşlarını görmeye başladım etrafta ve jeton düştü o an. İnsanlar işte çiçekleri suluyor, işte dua ediyor, ölülerle konuşuyor vesaire. Ben orada bam bam koşuyordum ve bayağı da fark etmedim müzik dinlediğim için koşarken. İlginç bakışların altında yavaş yavaş utanarak parktan çıktım ve uzaklaştım koşan adımlarla. Bu da tamamen bir noktada benim sakarlığım, dikkatsizliğim. Bir noktada da muhtemelen kesinlikle Google Maps'te onun üstünde mezarlık yazıyordu. Ve ben otomatik olarak yeşilliği görünce o kadar alıştım ki burada her şey yeşil, her yer park, her yerde ağaç var. Burası parktır, koşarım gibi bir izlenime kapıldım. Halbuki birazcık okumayı öğrensem, birazcık Hollandaca öğrensem ve dikkatli olsam böyle absürt, utanacağım bir hatayı yapmazdım. Üçüncü hatam havaalanında geçiyor. Yılın başında ilk buraya taşındığımda çok sık uçuyordum, geziyordum. Seyahat videolarımdan görüyorsunuzdur. Ve havaalanında gezerken bir standa denk geldim. Şu ürünü satıyorlardı. Benim de öldürecek vaktim vardı. Oldukça erken gitmiştim. Standtaki kızla sohbet etmeye başladık. Ve ürünü anlattı biraz, işte yüz temizleyici krem sanırım, çok anlamıyorum. Ve ben de kendine bakan bir insan değildim aslında, halen değilim. Ve yani sabun ve şampuandan öte değil kendime yaptığım bakım. Ve böyle işte yumuşatıcı krem, işte yüz kremi vesaire gibi şeyleri almayı düşünüyordum. Biraz bu konuda bilgi edinmeyi düşünüyordum, istiyordum. Ve bu standı görünce de dayanamadım. Gittim konuşmaya başladım ve bu güzel ürünü önerdi bana. İşte yüzümdeki siyah lekeleri çıkarıyormuş vesaire. Mucizevi bir ürünmüş. Ben de gerçekten bir denemek istedim. Ve kendime bakım macerasına adım atmak istedim. İşte paketledi ürünü. Ben çok pahalı olacağını düşünmüyorum. Çünkü ilk Hollanda'ya geldiğimde her şeyi Euro-TL kıyaslaması yapıyordum. Sonra bundan vazgeçtim. Yani Euro fiyatlarıyla kıyaslayabilmeye başladım. Sanırım doğru bir kelime bu. Ve ardından işte maksimum kaç Euro olabilir dedim kafamdan. Siz de videoyu durdurup tahmin edin. Bu kadarlık bir 50 mililitre sadece. İşte 10 euro, 20, 25, 30, 40 kaç euro olabilir bu yüz bakım kremi? Ve banka kartımı istedi tabii. Bu aleti uzattı bana doğru ve üstündeki rakamı okuyunca ufak bir kalp krizi geçirdim. Bu ürüne 85 euro ödememi istedi ve elimde olduğunu gördüğünüz için de ödediğimi fark etmişsinizdir. O an geri dönemedim. Yani yok vazgeçtim diyemedim çünkü işte banka kartımı uzatmamı bekliyordu. Ve ne yazık ki çok güzel kazıklandım. 85 euro. İsviçre'ye uçuyordum. Uçak biletim gidiş dönüş 80 euroydu. Ve bunu 85'e aldım. Ama çok mutsuz değilim. Çünkü yanında bir adet de törpü gibi bir şey verdi. Tırnaklarımı cilalamam için. Gördüğünüz gibi daha açmadım bile. Kremin de yarısını kullandım. Bakım benim işim değilmiş gerçekten. Ne ders çıkardık buradan? Havaalanında her şey pahalıdır arkadaşlar. Her şey pahalıdır havaalanında. O yüzden havaalanındaki mağazalar yeni bir şey keşfetme noktası değildir. Eğer çok istediğiniz, bildiğiniz bir ürün varsa alabilirsiniz. Ama hadi bir krem deneyeyim, bir çanta deneyeyim, keşfedeyim gibi aksiyonların yapılacağı bir yer değildir havaalanı. Çok acı acı uçak biletinden fazla ödeyerek bu kreme, bu dersi aldım. Yaptığım son iki aptallık çok kısa şeyler ama bunlara da değinmek istiyorum. Utrecht'e taşındığımda ev teslimatı yaptım bir önceki şehirde. Zwolle şehrinde oturuyordum. Ve bana 8 adet anahtar vermişlerdi taşındığımda. Bunların 7'sini teslim ettim fakat bir tanesini bulamadım. Dediler ki işte gittiğinde, taşındığında lütfen ceplerini ara, bul onu, yoksa bütün kilitleri değiştirmemiz gerekiyor
bütün anahtarları teslim etmezsen dediler. Eve geldiğimde bütün pantolonlarımı döktüm, her şeyi. Sonunda bir tanesini cebinde bulabildim çok şükür. Ve posta ile yollamak istedim. Başka bir şehirdeyim, artık gidip kapılarına teslim edemem. WhatsApp'tan yazdım ev sahibine. Spesifik bir posta şirketi var mı dedim, yollamamı istediğiniz. Çünkü o yolda kaybolsun istemiyorum. Kaybolursa, iletemezsem çok büyük sıkıntı benim açımdan. O da şurada gördüğünüz cevabı yazdı. Çok hızlı bir şekilde okumuşum cevabı. Ve bu mesajdan çıkardığım şey, Bish Post isminde bir posta şirketinin olduğu Hollanda'da ve Bish Post ile yollamamı istediği. Ardından bilgisayarı açtım. İşte Bish Post şubesi arıyorum, şirketi arıyorum. Yarım saat, bir saat aradım. Çok abuk subuk cevaplar çıkmaya başladı ama yani posta yollayabileceğim şirket isimleri çıkıyor Google'da. Fakat Bish Post'un kendi sitesini bulamadım. Böyle posta kutuları çıkıyor, şirketler çıkıyor. Anlam veremedim ve bir saatimi harcadım buna. Sonra ardından bir adet daha mesaj attım. Ben Bish Post bulamadım. Başka bir şeyle yollasam olur mu dedim. Ve yani kargo şirketlerini de bilmiyorum isimlerini başka. O yüzden karşı taraftan bekliyorum bir noktada. Ve güldü. Şöyle bir mesaj attı. Bish Hollandaca bir kelimeymiş. Öyle İngilizcenin arasına katmış bir şekilde bana yazarken. Ve yani posta ile yollayabilirsin anlamına geliyormuş. Postadan yollayabilirsin gibi bir anlam içeriyormuş. Ben ise... zerre Hollandaca bilgim olmadığı için büyük bir utangaçlığım bu. Bir sene geçti, hiçbir şey öğrenmedim. Tamamen yanlış okumuşum ve bir saatimi Bish Post arayarak geçirdim. Ama öyle bir şirket yok ne yazık ki. Sonunda başka bir alternatif şirketle yollayabildim ve anahtar onlara çok şükür ulaştı. Son maddeye gelelim. Son madde süpermarketlerle ilgili. Sadece bir örnek vereceğim. Fakat 30 sene, 28 sene bir ülkede yaşayınca, Türkiye bu benim örneğimde, ve başka bir ülkeye gidince birçok farklılıkla karşılaşıyorsunuz ve bunlardan bir tanesi elbette süpermarket ortamı. Hiçbir ürünü bilmiyorsunuz neredeyse. Hayatınız boyunca tükettiğiniz tereyağından tut cipse, yoğurta hiçbir ürünü bilmiyorsunuz ve bütün markalar sizin için yeni. İçeriğini bilmiyorsunuz ve ambalajların büyük çoğunluğunda Hollandaca yazıyor. Ne olduğunu çözemiyorsunuz. Saatlerimi harcadım markette doğru ürünleri seçebilmek için ve çok büyük hatalar da yaptım. Bunların bir tanesini bahsedip videoyu kapayacağım. Süt almak istiyordum ve süt reyonuna geldim. Onlarca, yüzlerce çeşit vardı. İşte yarı yağlı, tam yağlı, yağsız vesaire. Ve hangisini beğeneceğim hakkında hiçbir fikrim yoktu. Ben de herhangi bir tanesini alayım. Bir sonra geldiğimde başka bir şey seçerim. Ve en sonunda en çok beğendiğimi almaya devam ederim diye düşündüm. Herhangi bir tanesine uzandım. Hepsinin üstünde işte inek resmi var. Birbirine benziyorlar ve bir tanesini seçtim, eve geldim. Çay yapmıştım, böyle İngiliz tarzı, birazcık süt katmak istedim çayıma, karıştırdım, sütü koyup içtim ve anında püskürttüm. Fark ettim ki süt almamışım, kefir almışım. Bir şekilde o sütlerin arasında kefir de varmış ve müthiş acıydı çayımın içinde. Ve anlamadım da, önce bozuk süt aldığımı zannettim. Gidiyorum işte son kullanma tarihine bakıyorum üstünde. İdrak edemedim, en sonunda bütün şeyi, üstünde yazan her şeyi tercüme ettim internetten ve kefir olduğunu fark ettim. Ve böyle bir süt maceram da böyle başladı ve bunun gibi onlarca markette hatam var. Sayamayacağım kadar. Bu kadar. Hatalarım bu kadar değil aslında. Onlarca var ama çok uzun tutmak istemedim videoyu. Zaten oldukça uzun oldu. Teşekkürler buraya kadar izlediğiniz için. Bir sonraki videolarımda daha spesifik konular üzerine daha derin cevaplar vereceğim. Daha ciddi videolar olacak Hollanda üzerinden. Ve bir süre sonra da sizin sorularınızı alacağım ve burada yaşayan arkadaşlarımla, doktora yapan, yüksek lisans yapan, çalışan arkadaşlarımla beraber soru cevap videoları çekmeyi planlıyorum. Teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.